Öncelikle tabii kazandığımız için çok mutluyuz. 2 haftadır kazanamıyorduk. Bugün güçlü bir takıma karşı, zor bir takıma karşı kazanarak tekrar lig yarışının içine dahil olduk. Biraz da kendimize geldik bu galibiyetle. Çünkü o maçtan önce de söyledim. Bugünkü müsabakada mutlaka bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. 2 maçtan sonra farklı bir mücadele, farklı bir oyun anlayışıyla sahada olmamız gerekiyordu. Oyuncularıma onu gösterdikleri için bugün teşekkür ediyorum. İyi bir oyun oldu. Seyir zevki veren, iki takımın da mücadele ettiği, savaştığı, kazanmak için her şeyi yaptığı bir müsabakaydı. Yani biraz bu ligin üzerinde bir maç oldu bence. Oyun temposu olarak, oyun anlayışı olarak iki taraf da çok iyiydi. Rakibin bir iki oyun versiyonu vardı. Biraz ders çalıştık maçtan önce oyuncularla beraber. O bağlantıları kesip kendi taktik anlayışımızı ortaya koyunca çok zor geçmesini beklediğimiz bir maç. Taktik anlayışımız sayesinde, oyuncularımızın gayreti sayesinde daha kolay hale geldi. Onu söylemek istiyorum özellikle. Önemli bir galibiyetti. Bugün için bize nefes aldıran, mutluluk veren bir 3 puan oldu. Artık pazar gününe bakacağız. Ajanslardan soru var mı? Buyurun Bosun. Hocam sezon başından beri baktığımızda böyle maçlardan önce hep bir aksilik oluyordu. Futbolcularda sakatlık oluyordu. Yani negatif durum oluyordu. Ama bugün Cenk'in karantina süreci doldu ve negatife döndü durumu. Hem şans günlerde bilmiyordu işte. Bazen oyuncularımız sakatlık, ceza, biliyorsunuz bir Covid durumu var dünyada. Bu durumdan dolayı oyuncu kaybedebiliyoruz. Biz milli maç arasında çok oyuncu kaybettik. Onu söyleyeyim. Yani hele Aboubakar biliyorsunuz hafta sonu da büyük bir ihtimalle olmayacak Aboubakar. Bugün Josef de cezalı duruma düştü baktığımız zaman. Bazı oyuncularımız Cenk Tosun özveriyle oynadı. Hazır olmadığı halde sahaya çıkıp mücadelesini vermeye çalıştı. Ona da teşekkür ediyorum ben. Gerçekten takım için sahaya çıktı bugün. Önemli bir oyuncu bizim için. Dorukhan o da yoktu aramızda. İşte Mensah, Gökhan Töre yeni antrenmanlara başladılar daha. Onlar da fizik olarak hazır değiller. Yani Aboubakar'ın sakatlığı var. Bazen oyuncuları kaybedebiliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Zor bir lig oynanıyor. Çok zor bir lig oynanıyor. Malum Covid'den dolayı gerçekten zor bir lig oynanıyor. Ama işte elimizden geldiğince olan oyuncularımızı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen olduğu kadar kullanmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliyoruz. Hepimiz hata yapabiliyoruz. Biz de hata yapabiliyoruz. Oyuncularımız da hata yapabiliyor. Zaten yaptığımız işin zorluğu burada. Hataya çok açık bir iş yapıyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz ama dediğim gibi az bir süre kaldı ligin bitmesine. İnşallah yolun sonunu görebiliriz. Hocam iki tane soru var. Hürriyet İsmailer. Her iki takım da açık oynadı. Zevkli bir maç oldu. Erzurumspor maçı için bir dönemeç olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye'nin en çok pozisyona giren takımı Beşiktaş. Üçüncü bölgede daha fazla final vuruşu yapabilmeli. Tabii ki yapabilmeli, yapabiliriz. Ama dediğim gibi oyuncularımız Oğuzhan da oynamıyor. Kaç haftadır çok süre alamadı. Bugün kullandık Oğuzhan'ı. İyi de oynadı bana göre. Cenk Tosun da eksik. Yani oyuncularımızın fizik durumu da buna çok müsaade etmiyor. Bazı oyuncularımızı bekletiyoruz. Sakatlıktan çıkıyor, hastalıktan çıkıyor. Yani siz tabii sadece işin görünen kısmını biliyorsunuz. İçerideki kısmı bilmiyorsunuz. Oyuncular antrenman yapıyor mu? Kaç gün antrenman yapıyor? Hazırlar mı? Ne kadar antrenman yapıyorlar? Kaç dakika oynayabilirler? İçeride çok farklı olaylar var. Onları bilmediğiniz için zaman zaman tabii eleştiri alıyoruz biz de. İşte o niye orada oynamadı? Bu niye burada oynamadı? Ne bileyim şu niye şurada oynamadı? Ama iş dışarıdan göründüğü gibi değil. İçeride yaşadığımız sıkıntılar var, sorunlar var. Özellikle hastalık anlamında, sakatlık anlamında her oyuncuyu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın bundan hiç şüphesi olmasın. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.